be strong. Merhaba arkadaşlar. Genel tekrar ve konuları pekiştirmek için hazırladığımız konu tarama testleri serimiz ile sizlerleyiz. Bu dersimizde 5. sınıf doğal sayılar ünitesinin üslü sayılar ve parantezli işlemler konusundaki sorularını içeren testimizi çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. 1. sorumuzda aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır denmiş. Burada üslü sayılarda kaç tane sayı çarpılıyorsa üste yazılıyordu. Çarpılan sayı neyse o da tabana yazıyordu. Burada 2 tane 5 çarpıldığı için 5 üstü 2. Burada 3 tane 7 çarpıldığı için doğru cevabın 7 üstü 3 olması lazım. Yanlışı bulduk. Burada 3 tane var. 6 üstü 3 doğru. Burada 2 tane var. 8 üstü 2 doğru. Doğru cevabımız 1. Ceyhan olacak. 4'ün küpü şeklinde okunan üstü sayı aşağıdakilerden hangisidir? Böyle özel okunuşa sahip bir küpü bir karesi vardı. 4'ün küpü diyorsa 4 üstü 3 yani C şıkkı. 4'ün karesi diyorsa da 4 üstü 2 olması gerekiyor. Geçtik. Aşağıdaki üstü sayılardan hangisinin okunuşu yanlış verilmişti? Biz okunuşa bakıp yazalım. Doğru mu yanlış mı çıksın. 4'ün karesi 4 üstü 2. Bakıyorum doğru. 5 üstü 3. 5 üstü 3. Bakıyorum aynı mı? Aynı. O zaman doğru. 6'nın ikinci kuvveti 6 üstü 2. Doğru. 3'ün karesi 3 üstü 2. Burada ters vermiş. 2'nin kübüdür bu. O yüzden yanlış. Hemen geçtik 4. sorumuza. Aşağıda verilen üstü sayılardan hangisinin değeri 64'tür? Burada 5 çarpı 5 çarpı 5. 5 üstü 3'ten 5 kere 5 25. 25 ile de 5'i çarparsak 125 geliyor. 2 üstü 3 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Bu da değilmiş. 4 üstü 3 4 çarpı 4 çarpı 4. Yani 4 kere 4 16. 16 kere 4'ten de 64. O zaman doğru cevabımızı bulduk. 3 üstü 3 de 27 geliyor. Çarparsak 2 çarpı 2 çarpı 2 şeklinde verilen çarpım işlemi için aşağıdakilerin hangisi doğrudur? 2 çarpı 2 çarpı 2 2 üstü 3 şeklinde yazılır. Ve 2 çarpı 2 4. 4 kere 2 de 8'dir. Bunu yazalım. Cevabı 6'dır. Hayır. 8. 3 üstü 2 ters yazmış. 2 üstü 3 doğru yazmış. 3 çarpı 2 diye bir şey yok zaten. 3 kere 2 6 eder. O çarpım işlemi yaparsak, çarpma işlemi yaparsak. Aşağıda verilen üstü sayılardan hangisine taban ile üst yer değiştirdiği zaman sonuç değişmez? 4 üstü 2, 4 çarpı 4, 16 eder. 4 üstü 2'de yerlerini değiştirirsek 2 üstü 4. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. Yine aynı geldi. O zaman burada eşit olduğu ortaya çıktı. Doğru cevabımız A şıkkı oluyor. Hemen 7'ye geçelim. Aşağıda verilen doğal sayıların hangisi bir doğal sayının karesi olabilir? Şimdi burada 3 basamaklı sayılar olduğu için 10 çarpı 10'u deneyelim. 100. Sonra 11 çarpı 11 alt alta çarparsak daha mantıklı olacak. 11'in karesi topladığım vakit 1, 2, 1. Yani burada biz 10'un karesi 100 biliyoruz. 11'in karesi 121. Yani şunun yanlış olduğu ortaya çıktı. Çünkü arada başka sayı yok karesini alabileceğimiz. 12 ile 12'yi çarparsam 12 ile 2'yi çarpsam 24. 12 ile 1'i çarpsam 12. Topladım 144. O zaman 12'nin karesi de 144'tür. Demek ki 144 olabiliyor. Yani doğru cevabımız B şıkkı. 324 bir sayının karesi şeklinde verilen eşitlikte karenin değeri kaçtır diyor. Burada şimdi 14'ün karesini bulurken 4 ile 4'ü çarptık.
16'nın 6'sı diye gidecek ya. Son rakam 6. Buradaki 4 olduğu için direkt eledim, uğraşmıyorum. 196 çıkacak mesela onun sonucu. 15 ile 15'i çarpıyorum. 5 kere 5, 25'in 5'i deyip gerisini yapacağız. Son rakam 5. Tutuyor mu? Hayır. Bu da mesela 225 çıkar uzun uzun uğraşsak. 16'nın karesinde mesela 6 kere 6, 36. Son rakam 6 olacak. Bu da tutmuyor. 18, 8'in karesi 64. 4 tutuyor bakın. Tabi burada başka sayılarda olacağı için en son biz çarpmayı yapacağız ama burada son rakamın hiçbiri tutmadığı için direkt 18'i işaretlesek de doğru geliyor aslında. 8 kere 8 64, 6 elde. 8 kere 1 8, 6 elde 144. Topladığımız vakit cevabımız 324 gelecek. Hızlıca devam ediyoruz. 9. sorumuzda. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 3 üstü 2 nasıl bulunur? 3 çarpı 3 diye. Burada farklı bir şey yazmış. Gitti. 5 üstü 3 nasıl bulunur? 3 tane 5'i çarparak. Burada toplama yazmış. Gitti. 10 üstü 2 nasıl bulunur? 10 çarpı 10. Burada 2 çarpı 10 demiş. Gitti. 4 üstü 3. 4 çarpı 4 çarpı 4. 3 tane 4'ün çarpımı. Doğru cevap D. 3 üstü 2 eksi 2 üstü 3 işleminin sonucu kaçtır? Öncelikli olarak 3 üstü 2'yi bulalım. 3 çarpı 3'ten 9. 2 üstü 3'ü bulalım. 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8. Bizden çıkartılmasını istiyorsa bu iki sayı. Doğru cevabımız B şıkkı gelecektir. Hemen geçtim. 5 üstü 3 eksi 4 üstü 3 artı 4 işlemin sonucu. Parantez içindeki işlemler önce yapılır. Ve zaten bunlar üstü sayı. Üstü sayılar hepsinden önce yapılması gerekiyor. 5 çarpı 5 çarpı 5 çarparsak 125 gelecek. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarparsak 64 gelecek. Uzun uzun yazmadım. Daha önceki sorularda da yapmıştık. Bu yaptıkça artık bunların bilgisi oturacak. Soruyu tekrar yazıyorum. 125 eksi 64 artı 4. O zaman burada parantez içi öncelikli ise 125'ten 64'ü çıkartırım. 5'ten 4 çıktı 1. 12'den 6 çıktı 6. O zaman burası 61'dir. Sonra 61 artı 4'e dönüştü soru. 61 ile 4'ü topladığımda da 65 doğru cevabımız geliyor. Var mı şıklarda? Var. C şıkkı doğru cevabım olacak. Hemen 12. sorumuza geçelim. Aşağıda verilen üstü sayılardan hangisi en büyüktür? Burada tabi kolay gözükenleri yapmak lazım. 2 üstü 3, 8, 2 kere 2 kere 2, 6 üstü 2, 6 kere 6, 36, 5'in karesi 5 kere 5, 25, 4 üstü 3, 4 kere 4, 16, 16 kere 4, 64. En büyük hangisi? A şıkkı. Burada işlem önceliğine göre parantez için önce yapacağım. 400'den 100 çıktı. Parantezin sonucu 300. 300 bölü 20. Burada taktiğimiz vardı. Sayıların sonunda sıfırlar varsa şayet direkt o sıfırları götürebiliriz. 10'a bölerken nasıl sıfırları götürdük? Burada da aynı. Sonra 30 bölü 2 oldu sorumuz. 30'u 2'ye böldüğümüzde de zaten cevap 15 gelecek. D şıkkı doğru cevap. Bir sonraki işlemimizde üçgenin değeri sorulmuş. Parantez içinde 50 çarpı 5 var. Sonra üçgenle topluyorum. O zaman 50 ile 5'i çarparım. Şuraya üçgeni bir daha yazayım. Artı 50 çarpı 5'i pratik yolda çarpıyorum. 5 kere 5 25'i yazdım. Şuradaki sıfırı, sondaki sıfırı buraya ekledim. Eşittir 300. Bir sayıyla 250'yi toplamışım. 300 olmuş. O zaman ters mantık. 300'den 250'yi çıkartırım. Üçgen demek ki 50'ymiş. Hemen 15. sorumuza geçelim. Çarpma var, çıkartma var ama parantez işleri öncelikli olduğu için önce parantez içindeki işlemi yapıyorum. 30'dan 18 çıktı. 12. Sonra burası 12 geldiğine göre 12 ile 12'yi çarpacağım. 12 çarpı 12. 24 ve 12 geldiği için buradan topladığımda 144 geliyor işlemin sonucu. Hemen 16. sorumuza geçelim. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? A şıkkına bakıyorum. 36 bölü 9 parantez içinde olduğu için böldüm 4 artı 5. Buradan 9 geldi.
B şıkkına bakalım. 8 kere 3 parantezin içinde olduğu için 8 kere 3 24. 24 eksi 15 çıkartırsak bu da 9 geliyor. C şıkkı 45 bölü 5. Parantez içinde olduğu için 9. 9 artı 3 12. Aslında farklı olan belli oldu. Çünkü iki tanesi aynı olduğuna göre 9 bir tane daha 9 olacak. Bu 12 ise doğru cevap C ama yine bakalım. 12 eksi 5 burada parantez içinde 7 gelir. 63 bölü 7'ye dönüşü soru. O da 9 çıkıyor. O zaman doğru cevabımız yani farklı olan C şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen işlemlere göre üçgen ve kareyi belirleyelim demiş sorumuzda. Hemen bakıyorum. Burada üçgeni bulacağım önce. Üçgeni bulmak için önce 12 ile 5'i çarpmam lazım. Yanda çarpalım. 12 çarpı 5. 5 kere 2 10. Elde var 1. 5 kere 1 5. Bir de elde 6 60. O zaman soru 60 eksi 3 oldu. 60 eksi 3'te ne gelir? 57 gelir. Üçgeni bulduk 57. Sonra kareyi bulmak daha da kolay. 12 eksi 3 var parantez içinde. Öncelikle oraya yazacağım. 5 çarpı 12 eksi 3'ten 9 geliyor. 9 kere 5 de 45. Sonra bu ikisini belirledikten sonra 57 ile 45'i toplamam isteniyor. O zaman 57 artı 45 diyorum. Alt alta topluyorum. 7 artı 5 12'nin ikisi elde var. 1, 5 artı 4 9 bir de elde 10. 102 doğru cevabım olacak. Evet doğal sayıların kontarama testimizin yani 8. kontarama testimizin son sorusuna geldik. Bir manav aldığı 104 kilogram limonu 4 kilogramlık filelere koyup filesini 5 TL'den satacak. Buna göre bu manavın sattığı tüm limonlardan elde edeceği gelir aşağıdakilerden hangisiyle bulunur diyor. Şimdi 104 kilogramlık limon var. Ben 4 kilogramlık filelere yani torbalara gibi düşünün, poşetlere gibi düşünün koyuyorum. Ve her poşeti 5 lirayla satacağım. Önce 104'ü 4'e bölmem lazım. Buradan bulacağım sonuç file sayısı. Yani bende kaç file limon var? Mesela marketlerde file içinde satarlar. Sabit bir sayıda limon olur içinde. Her biri de 5 TL ise 5 ile çarparım. Sonuç toplam gelir. Yani elde edeceğim tüm para oluyor. 104'ü 4'e bölüp 5 ile çarptım. D şıkkı var. O zaman doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet, böylelikle doğal sayıları içeren 8 tane konu tarama testi serimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videolarımızı yararlı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki konu tarama testimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.